Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Hoca. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersimizin 3. ünitesiyle karşınızdayız. Hemen hazırsanız başlayalım. Evet, 3. ünitemiz Soğuk Savaş dönemi. Soğuk Savaş 1947 yılında arkadaşlar resmen başlıyor ve 1991 Sovyetlerin dağılmasıyla sona eriyor. Bu dönemde çatışmalar genellikle psikolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal yönde gerçekleşiyor. Yani sıcak bir çatışmaya dönüşmüyor. Zaten bu yüzden bu döneme Soğuk Savaş adı vermişlerdir. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaştan güçlü olarak çıkan ABD ve SSCB öncülüğündeki bloklar arasında bu dönem başlıyor arkadaşlar. Asya ve Afrika'daki sömürge halindeki ülkeler bağımsızlıklarını kazanmaya başlıyorlar ve bunlar da kendi aralarında yeni bir blok oluşturmuşlardır. Bu bloğa da 3. Dünya veya Bağlantısızlar Bloğu adı verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında hava sahasının kullanımı konusundaki rekabet, Soğuk Savaş döneminde teknolojik gelişmelere paralel olarak uzaya kadar taşınıyor değerli arkadaşlar. Evet, bloklardan bahsedelim. Doğu ve Batı bloğu olmak üzere iki tane blok var arkadaşlar. Doğu bloğunun lideri SSCB, Batı bloğunun lideri ise ABD'dir. SSCB bu dönemde arkadaşlar özellikle yayılmacı bir siyaset izliyor. İşte birçok Doğu Avrupa ülkesinde kendisine bağlı komünizmle yönetilen, tek partiyle yönetilen pardon, devletler kurmaya çalışıyor. Aynı zamanda Orta Doğu'ya da girmeye çalışıyor arkadaşlar. Böylelikle hakimiyet sahasını genişletmeyi başarıyor. SSCB'nin politikalarına karşı ABD Truman doktrini ve Marshall planı uygulamaya koymuştur. Genellikle ekonomisi bozuk olan Avrupa ülkelerinde komünist yönetimler kurulmaya başladığı için ABD özellikle 2. Dünya Savaşı ile birlikte yıkılan ekonomileri onararak, onlara destek olarak, batılı ülkelere destek olarak komünizmle mücadele etmesine destek vermiştir. Evet, ABD ve Batılı devletlerin desteğiyle Batı Almanya'da bir devlet kuruluyor. Adı da Federal Almanya Cumhuriyeti. Tabi buna da Rusya'nın karşılığı da gecikmiyor ve o da Doğu Almanya'da Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni kuruyor. Evet, aynı zamanda Batı'ya kaçışları önlemek amacıyla Doğu Almanya yönetimi tarafından da Berlin Duvarı örülmeye başlanıyor. Evet, Doğu bloğu içerisinde İki tane çok devlet dikkatimizi çekiyor. Birincisi Yugoslavya, ikincisi Arnavutluk. Şimdi bu iki devlet özellikle Alman işgaline karşı SSCB desteği olmadan kendi gücüyle, kendi mücadelesiyle bağımsızlıklarını elde ettikleri için SSCB'nin etkisinde ve güdümünde bir politika izlemiyorlar. Biraz daha tarafsız, bağımsız bir politika izliyorlar. Çin'de SSCB'nin desteğini alan komünistler, milliyetçileri yenilgiye uğratarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni 1949 yılında Mao önderliğinde kurmuşlardır. Evet, Yalta Konferansı'nda alınan karara göre ABD Güney Kore Cumhuriyeti'ni, SSCB ise Kuzey Kore'de Halk Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Evet, Amerika kıtasında da komünizm yayılıyor ve burada da sosyalist bir yönetim kuruluyor. Kim tarafından? Fidel Castro tarafından kuruluyor. Tabii ABD bu Küba'ya karşı başarısız bir ihtilal girişiminde bulunuyor. Başarısız oluyor. SSCB tarafından da desteklenen Fidel Castro, Küba'da Amerika'nın dibinde bir sosyalist yönetim kurmayı başarıyor. Evet, Sovyet modeline göre ekonomik düzenin kurulması. SSCB'nin Doğu Avrupa ülkelerinde oluşturduğu Sovyet modeline karşı ABD 1947 yılında Truman doktrinini, arkadaşlar çok dikkat, bu çıkabilir çünkü Truman doktrini, yani Sovyet tehdidine maruz kalan ülkeleri destekleme ve Marshall planını, Avrupa'yı ekonomik bakımdan kalkındırma planıdır bu da, uygulamaya koyuyor. Şimdi Truman doktrini bizi ilgilendiriyor, Marshall planı da bizi ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Truman doktrininde iki tane ülke özellikle destek veriliyor. Bunlardan birincisi Türkiye, ikincisi Yunanistan'dır. Tabii yardımlar aynı ölçüde olmuyor. Türkiye'ye 100 milyon dolar, Yunanistan'a 300 milyon dolarlık askeri hibe desteği yapılıyor. Ama sonuç olarak bize yardım yapılıyor.
Marshall Planı'nda ise arkadaşlar yine 16 tane Avrupa ülkesi var. Bu Avrupa ülkelerinin ekonomilerini düzeltmek istiyor. Türkiye de son anda dahil ediliyor. Yani Türkiye'de aslında dahil edilmeyecekti fakat daha sonrasında Sovyet Rusya'nın özellikle Türkiye'den üst talep etmesi, Ardahan'ı, Kars'ı istemesi, Türkiye'nin de Sovyet tehdidi altında olduğunu görüyor ABD ve bunun üzerine bize de Marshall planıyla yardım yapmaya başlıyor. SSCB politikalarına karşı Doğu Avrupa'da etkinliğini artırmak amacıyla Cominform, yani Komünist Ülkeler Enternasyonu kuruyor değerli arkadaşlarım. Amaç işte komünist ülkeler arasında işbirliğini daha fazla geliştirmek, siyasi alanda koordinasyon sağlamaktır. SSCB özellikle Marshall Planı'na cevap olarak Molotov planı ile yanıt veriyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Demir perde ülkelerinde ekonomik yardım ve kalkınma planını uygulamaya koyuyor. Ayrıca komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla Comecon kuruluyor. Yalnız burada dikkat edeceğiz. Üç tane önemli isimden bahsettik, teşkilattan bahsettik. Birincisi Cominform, ikincisi Molotov planı, üçüncüsü Comecon. Evet, NATO'ya karşı Varşova Paktı ordusu kuruluyor 1955 yılında. Tabii bu bahsettiğimiz teşkilatların hiçbirisi şu an yok arkadaşlar. Yani SSCB'nin dağılmasıyla hepsi ortadan kalktı. Fakat NATO halen devam ediyor. NATO halen hani Rusya'yı tehdit olarak görüyor yani. Rusya'ya karşı halen varlığını sürdürüyor. Evet, bir tane örnek soru çözelim. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa ülkelerine yaptığı ekonomik yardıma karşılık olarak SSCB'nin Doğu Avrupa ülkeleriyle ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla oluşturduğu ikili ticaret düzeni aşağıdakilerden hangisidir? Direkt zaten Marshall dediğimiz zaman veya ekonomik yardım dediği zaman aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Molotov planı geliyor. Birincisi Molotov planı geliyor dedik. Sonra Comecon geliyor tabii. Comecon şıklarda yok. Burada amaç dediğimiz gibi direkt bakacağız şıklara. İlk önce Molotov'u arayacağız. Molotov yoksa Comecon. Yani ekonomikle ilgili olan iki tanesi zaten. Biri Molotov planı, diğeri Comecon. Ama şıklarda Molotov varsa her zaman önceliğimiz Molotov olsun. Marshall planının karşılığıdır bu arkadaşlar. Geldik sosyalist blokta sarsıntılar. 1953'te Stalin'in ölümü üzerine arkadaşlar artan siyasi çatışmalar ve iktidar mücadelesi bloktaki sarsıntıları iyice arttırıyor. Bu durum SSCB'nin dış politikasını da etkiliyor. Yani biraz daha artık Şahin değil biraz daha güvercine dönüyor SSCB öyle söyleyelim. Yugoslav lider Tito'nun Doğu blokuna dahil olmasına rağmen SSCB'nin Yugoslavya'yı tam denetim altına almak istemesi ve Tito'nun Balkanlarda liderliği üstlenmek istemesi, ayrıca iki devlet arasındaki ideolojik görüş ayrılıkları. Hani komünizmde bile farklı farklı düşünceler var arkadaşlar. Hani Tito'nun komünizmiyle Stalin'in komünizmiyle Mao'nun komünizmi aynı değil arkadaşlar. Hepsi komünizme farklı pencereden bakıyor. Özellikle işte Yugoslavya'nın bir tarım ülkesi olması bunu da etkiliyor. Özellikle tarım köylü sınıfının daha üstün tutması. Yani ideolojik görüş ayrılıkları var kısacası arkadaşlar. İki taraf da bu yüzden birbirini pek fazlasını yapmıyor, sevemiyor dedik. Gelelim devamına. İşte SSCB ne yapıyor? Bu baskılar sonucunda Yugoslavya'yı Cominform'dan çıkarıyor. Tabii Yugoslavya boş durmayacak. O da gidecek ne yapacak arkadaşlar? Bağlantısızlar hareketine katılacak. ABD Yugoslavya'yı Batı blokuna çekebilmek için bu ülkeye askeri ve ekonomik yardım yapıyor. Yani şöyle söyleyelim, Marshall yardımlarından yararlanan tek komünist devlet Yugoslavya'dır. Yugoslavya ne yapıyor? Bu paraları cukka alıyor arkadaşlar. ABD'den gelen yardımlara itiraz etmiyor. Tito burada dediğimiz gibi ülkesinin menfaatini düşünüyor. 1955'ten itibaren SSCB Yugoslavya ilişkileri düzelmeye başlıyor. Fakat Yugoslavya, Asya ve Afrika ülkeleriyle tarafsızlar blokunun öncülüğünü üstlenecek bir dış politika izliyor. Geldik SSCB Çin ilişkilerine. 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti ile SSCB arasında 1950'de dostluk anlaşması imzalanıyor. Aynı yıl başlayan Kore Savaşı bu yakınlaşmayı daha da güçlendiriyor.
ABD ise yeni Çin yönetimini tanımayarak bu ülkeye ticari ambargo uyguluyor. Ayrıca Pekin hükümeti Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan çıkarılıyor arkadaşlar. Yerine Tayvan hükümeti alınıyor. Bu gelişmelerin de etkisiyle 1953 yılında gelindiğinde Rus-Çin dostluğu zirveye ulaşıyor. Tabii Çin yalnız ne yapacak? Mecburen SSCB'ye yakınlaşacak tabii ki. İki ülke arasındaki liderlik iddiası, tarafsız ülkeler üzerindeki hakimiyet mücadelesi, SSCB Batı ilişkilerin gelişmeye başlaması, Doğu Türkistan ve Moğolistan gibi sınır bölgeleri sorunu, SSCB'nin Çin'e yapacağı ekonomik yardımın yetersiz olması gibi nedenlerle iki ülkenin arasındaki ilişkiler bozulmaya başlıyor. Yani Çin SSCB diyor ki kardeşim sen bizi yeterince iyi temsil etmiyorsun. Batı karşısında dik durmuyorsun. Komünizmin lideri olamazsın diyor. SSCB'ye resti çekiyor Çin. Evet. Çin 1965'ten itibaren pardon, çok yönlü bir politika izliyor arkadaşlar. Amerika ile ilişkilerini düzeltiyor ve tekrar Birleşmiş Milletler'e 1972'de geri dönüyor. Böylece Doğu bloku Çin'in de ayrılmasıyla güç kaybetmeye başlıyor. Evet, SSCB Macaristan arasındaki ilişkilere bakıyoruz. Stalin'in ölümü üzerine Doğu Berlin'den sonra Macaristan'daki işçiler de ekonomik şartlardan dolayı ayaklanıyor. Neden ayaklanıyorlar arkadaşlar? Çünkü artık televizyon, radyo, yani batıdaki gelişmelerden insanlar anbean haberdar oluyor. Bu adamlar sonuçta işçi sınıfı, çalışan emekçi sınıf. Bir bakıyor ki batıdaki işçilerin refahlı koşulları çok çok daha iyi. Kendi koşullarına bakıyorlar, berbat durumdalar. Hani köle gibi çalışıyorlar ama hiçbir şey sahibi olamıyorlar. Tabii böyle olunca tabii ki insanlar ne yapıyor arkadaşlar? İsyan ediyor. Bunun üzerine SSCB İmre Nagy'i Macar Başbakan olarak atıyor. İmre Nagy tabii Macaristan'da çeşitli reformlar yapıyor. Bu da SSCB'yi kızdırıyor. Siyasal baskıları azaltıyor. Komünist sistemi yumuşatmaya yönelik adımlar atıyor. Fakat dediğimiz gibi İmre Nagy görevden alınıyor. Halk bu duruma tekrar itiraz ediyor. Ve sonrasında İmre Nagy tekrar başkan oluyor arkadaşlar ve Batı'dan yardım istiyor. Batı'ya diyor ki ey Batı diyor bana yardım edin diyor. Benim ülkemde durum bu. SSCB bize tehdit ediyor. SSCB'nin baskısı altındayız. Fakat Batı o dönemde 3 maymun oynuyor arkadaşlar. Pek fazla ilgilenmiyor. Ve Sovyet Varşova Paktı ordusu ayaklanmayı, Macar milli ayaklanmasını arkadaşlar çok kanlı bir şekilde bastırıyor. Binlerce Macar'ı ne yapıyorlar arkadaşlar? Öldürüyorlar. Evet, SSCB Çekoslovakya ilişkilerine bakalım. Çekoslovakya savaştan sonra SSCB'nin etkisinde kalarak Varşova Paktı'na giriyor arkadaşlar. Mecburlar çünkü hani yönetim olarak komünist yönetim kuruluyor. Ve bu komünist yönetimler zaten SSCB'nin güdümünde politika izlemek zorunda. Aksini zaten yapamıyorlar. Doğu blokunda görülen ağır ekonomik şartlar Çekoslovakya'yı da etkiliyor arkadaşlar. Halk ayaklanmaya başlıyor. Çekoslovak Komünist Partisi SSCB'nin de desteğiyle sert tedbirler alıyor. Ayaklanmaya bastırıyor. Sonra bir tane adam çıkıyor. Alexander Dubček adında bir adam. Ya diyor arkadaş diyor komünizm biraz insancıl olmalı ya diyor. Ne bu ya hayat zaten 3 günlük dünya. Her taraf baskı altındayız. Hiçbir özel hayatımız yok. Özel mülkümüz yok. Biraz yumuşatılmalı diyor ve buna da bir isim esas alıyor arkadaşlar. İnsancıl komünizm hareketi diyor. Bakın unutmayın sınavda çıkar. Alexander Dubček, İnsancıl komünizm. SSCB tabii bu hareketi yine ne yapıyor arkadaşlar? Kanlı bir şekilde bastırıyor. Geldik Batı blokunun kuruluşuna. ABD tarafından SSCB'nin yayılmacı politikasına karşı Truman doktrini ve Marshall planı uygulanmıştır. Aynı zamanda SSCB'nin yayılmacı politikalarına karşı arkadaşlar NATO, Kuzey Atlantik Paktı 1949'da kuruluyor.
Evet, bu pakta üye olan devletler arasında İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, ABD, Karadağ Doğu tarafından kurulmuş arkadaşlar. Bu pakta kurucu olan ülkeler. Tabii Türkiye'yi göremiyorsunuz. Türkiye çünkü daha sonra katılıyor bu pakta. 1952 yılında katılıyor. Bu paktın amacı özellikle Sovyet yayılmacılığına karşı askeri bir örgüt bu arkadaşlar. Aynı zamanda hem diyor siyasi ve ekonomik alanda da ne yapalım diyor. Birlikte hareket edelim diyor. İşbirliği yapalım diyor pakt. Tabii Türkiye ve Yunanistan 1952'de ikisi birlikte arkadaşlar pakta üye oluyor diyoruz. Avrupa Konseyi İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç ve İsveç tarafından 1949 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Türkiye tabii kurucu üye olarak katılıyor. Yani biraz sonra katılıyor ama onu da kurucu olarak ekliyorlar. Konseyin çalışma alanları, insan hakları, medya, hukuk işbirliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür ve gençlik olarak belirleniyor. İşte amaç ne? Avrupa Konseyi, işte Avrupa'daki kin nefreti bitirmek. Bu alanlarda işbirliği sağlamak amaç bu. Hani bir daha böyle bir dünya savaşı olmasın, nefret olmasın bir insanlar arasında. Geldik Avrupa Ekonomik Topluluğu'na arkadaşlar. Avrupa devletler arasındaki bütünleşmeyi sağlamak, ortak bir pazar oluşturmak ve Sovyet yayılmasını engellemek amaçlarıyla kuruluyor. Birliğin temeli Fransız Dışişleri Bakanı Schuman'ın yayınladığı bildiriyle atılıyor. Yani Schuman bildirisi birliğin temeli arkadaşlar. Bu girişim sonucunda Fransa, Federal Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın katılımıyla Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruluyor. Genelde ÖSYM hani hangisi Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden biridir veya değildir şeklinde soru sorduğu zaman şıklara İngiltere'ye koyuyor. Dikkat edin, İngiltere kurucu ülkeler arasında değil. Evet, Roma Antlaşması ile de Avrupa Ekonomik Topluluğu adını almıştır. Geldik İsrail'in kuruluşuna. Bir İngiliz mandası olan arkadaşlar Filistin Yahudi devletinin kurulması çalışmaları için harekete geçiyor ve 19. yüzyılın ikinci yarısında bu devlet kuruluyor, kurulma çalışmaları başlıyor. İşte Basel'de yani İsviçre'nin Basel kentinde toplanan Yahudiler birinci Siyonist Kongre'de Theodor Herzl öncülüğünde arkadaşlar bir karar alıyor ve Theodor Herzl kapanış konuşmasında çok enteresan bir söz söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki 50 yıl içinde Yahudi devleti kurulacak diyor. Yani adam müneccim değil biliyorsunuz arkadaşlar. Müneccim tanıdığı da yok ama 50 yıl içinde devletin kurulacağını söylemesi bunlar Yahudilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani dünyada ne kadar lobiye sahip olduğunu, ne kadar ülke politikalarını etkileyebildiğini gösteriyor arkadaşlar. Ben bunu böyle düşünürüm. Dolayısıyla Theodor Herzl Yahudiler için modern Mesih olarak bilinir. Modern Mesih derler onlar için. Onlara derler. Tabii Theodor Herzl 2. Abdülhamit'le görüşmek istiyor. 2. Abdülhamit kendisine randevu dahi vermiyor. Randevu dahi vermiyor. Aracılar mesaj gönderiyor 2. Abdülhamit'e. İşte toprak istiyorlar. 2. Abdülhamit ise asla diyor bir çakıl taşı dahi vermem diyor. Üstüne üstlük kendi şahsi servetinden buradaki toprakları satın alıyor arkadaşlar. Yani buradaki toprakların mülkü aslında bize ait. Maalesef dediğimiz gibi şu an Yahudiler bu toprakları satın alıyorlar ama dediğimiz gibi mülkü aslında bize ait. Birinci Dünya Savaşı sırasında Wilson'un Yahudi sorununu benimsemesi üzerine arkadaşlar İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour Siyonist Federasyonu Başkanı İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini resmen bildiriyor. Tabi bu 1917 olacak. 1947 yanlış yazmışız arkadaşlar. 1917. Balfour Deklarasyonu diyoruz. Yani Balfour Deklarasyonuyla Yahudi devletinin temeli atılıyor. Geldik İsrail'in kuruluşuna dedik. Evet, bu deklarasyonla sonrasında arkadaşlar Yahudi devletine doğru hani adım adım ilerliyorlar. İlk olarak nüfus sayısını arttırıyorlar. Filistin'e yoğun bir göç başlıyor.
Daha sonrasında arkadaşlar İngiltere Birleşmiş Milletler'e bu sorunu götürüyor ve Filistinli Araplar ile Yahudilerin bölünmesi gerektiğini söylüyor. Ve tabii bu durum iç çatışmalara sebep oluyor, savaşlara sebep oluyor, günümüze kadar gelen savaşlara sebep oluyor. 1948'de resmen İsrail Devleti kuruluyor. Geldik Eisenhower doktrinine. Arkadaşlar bu doktrin özellikle Amerika'nın Rusya'nın Orta Doğu'da yayılmasına, Orta Doğu ülkelerini kontrolü altına almasını engellemek amacıyla ABD Başkanı Eisenhower tarafından ortaya konan doktrindir. Evet, Süveyş krizinde İsrail, İngiltere, Fransa ve Mısır'ın Süveyş kanalı yüzünden arkadaşlar yapmış oldukları eylem SSCB'ye tabii fırsat veriyor ve bu fırsatı iyi değerlendiren SSCB Arapları destekliyor. Tabii bu durum Amerika karşıtlığını, Batı karşıtlığını arttırırken SSCB'ye duyulan sevgiyi, saygıyı ne yapıyor? Arttırıyor. İşte ABD Başkanı da Orta Doğu'nun SSCB kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını ABD'nin yanına çekebilmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yapmayı öngören bu doktrini ne yapıyor arkadaşlar? Bildiriyor, yayınlıyor. Bu doktrin ile Orta Doğu ikiye ayrılıyor. Lübnan, Pakistan, Irak, Türkiye, Afganistan, Libya, Tunus, Fas, İsrail ve Arabistan bunu kabul ediyor. Mısır, Suriye, Ürdün ise kabul etmiyor. Evet, bir soru kalıbına bakalım. ABD'nin yukarıdaki girişimlerinden hangileri ile SSCB'nin Avrupa'daki yayılmasını önlemeye çalıştığı söylenemez. Yani hangisi diyor Avrupa'yı ilgilendirmiyor, onu soruyor. Cevabımız yalnız 3 seçeneği olacaktır. Eisenhower doktrini SSCB'nin Orta Doğu'daki yayılmasını önlemeye yönelik bir doktrindir. Diğerleri ise Avrupa olacak arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3. Evet, Uzak Doğu'da çatışma, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması dedik. Mao'nun yönetimi ele geçirmesiyle Çin'de komünist yönetim kuruluyor. Çin-Sovyet ilişkileri gelişiyor dedik. Evet, Çin özellikle ideolojisine uygun bir dış politika izliyor. ABD'ye karşı Kore Savaşı'na giriyor. SSCB burada biraz daha pasif, biraz daha kendini geride bırakıyor arkadaşlar. Süveyş krizinde de Batılı devletlere karşı Mısır'ı destekliyor. İzlediği dış politika ile uluslararası anlamda yalnız kalan ve SSCB ile de ilişkileri bozulan Çin, 1960'ların sonundan itibaren Batılı devletlerle ilişkileri düzeltmeye başlıyor ve 1972'de Birleşmiş Milletler'e tekrar üye oluyor. Evet, Uzak Doğu'da hakimiyet mücadeleleri, Soğuk Savaş döneminde Uzak Doğu'daki çatışmaların temel sebebi ABD ile SSCB arasındaki çıkar çatışmalarıdır arkadaşlar. Kore Savaşı'ndan bahsedelim. 1950-53 yılları arasında Japonları Kore'den uzaklaştırma gerekçesiyle ABD ve SSCB Kore'ye giriyor. Japonya savaşta yenilip teslim olunca SSCB Kuzey Kore'ye, ABD de Güney Kore'ye yerleşiyor. Bu iki bölge birleştirilemeyince Kuzey'de SSCB kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti, Güneyde ise ABD kontrolünde Güney Kore Cumhuriyeti kuruluyor. Çayımızı da içiyoruz bu arada. ABD'nin Güney Kore ve Japonya'da asker bulundurarak üstünlük sağlaması üzerine SSCB, Çin'de komünist yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte ABD'yi uzak doğudan uzaklaştırmak için harekete geçiyor. Moskova'nın talimatıyla Kuzey Kore, Güney Kore'ye karşı saldırıya geçiyor arkadaşlar. Bu saldırı karşısında ABD'nin öncülüğünde Türkiye'nin de katıldığı Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuluyor. Savaş 1953'te tamamen sona eriyor. Kesin bir sonuç alınamıyor. Tekrar eski sınırlar dönüyor. 38. enleme dönüyorlar arkadaşlar. SSCB ABD'yi Kore'den çıkaramayacağını anlıyor. Evet, böylelikle ilk videomuzun sonuna geldik. Birazdan ikinci videomuzda yine karşınızda olacağız arkadaşlar.